Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok değerli arkadaşlar, bugün kitabımızın 403. sayfasındayız. Yeterlilik fiili konusunu birlikte işleyeceğiz. Rabbim hepimize zihin açıklığı nasip etsin. En iyi şekilde anlamamızı nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yeterlilik deyince ne anlıyoruz? Türkçe'de hani nasıl ifade ediyoruz? Yapabildi, gidebildi. İçebildi, okuyabildi, okuyabilir, gidebilir, içebilir gibi ebildi, abildi ya da muzarisini düşünürsek ebilir, abilir. Bu Arapça'da nasıl veriliyor arkadaşlar? İki tane fiille ifade ediliyor. Bakın en çok kullanılanı şu üstte gördüğümüz istetaa yestatî'u fiili. İstetaa yestatî'u fiili. Şimdi bunun çok harfli olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hepsinin kolay bir püf noktası var. Rahatlıkla oluyor. İkincisi de kadera yakdiru. Yani aynı manada, bakın aynı manada kadera koyacağız şimdi fiillerin başına. Bir mastarı mevvel yapacağız. Onların başına bunlardan koyacağız. O da aynı şekilde okuyabildi, yapabildi, içebildi, içebilir, gidebilir. Yani kadere kudreti yetmek, gücü yetmek. Kadere mazisi, yakduru muzarisi. Aynı şey istata'a, yani vuslatı, takatı yetti, gücü yetti, gücü yeter manasında bunlar. En çok kullanılan istata'a fiili. Bakın nasıl yapılıyor arkadaşlar. İstata'a en yektübe. Eğer mazi kullanırsak yazabildi. İstetaa en yeşrabe, içebildi. İstetaa en yakra'a, okuyabildi. Mesela muzarisi nasıl? Yestatî'u en yektübe. Bakın burası bir en geldi. Arkasından bir muzari. Muzari de bakın her ikisi de öyle muzari. Çünkü en muzari fiilin önüne gelip onun sonunu üstün yapar. Evet, yestatî'u. Bakın istetaa. En yektübe dersek yazabildi olur. Yastatî'u en yektübe dersek yazabilir, yazabiliyor olmuş olur. Şimdi demek ki mazi yeterlilik yapılacağı zaman istetâ'a fiilini başa koyuyoruz. Ondan sonra da en yektübe fiilinin çekimiyle birlikte her ikisini de çekime sokuyoruz arkadaşlar. Aman arkadaşlar. Bakın en yektübe de gelebilir. Hani bu yazması şeklinde mekmak manası veriyor ya. Onun yerine mastar da gelebilir. Yani mesela istata'a en yeshebe istata'a zehaben de diyebilir arkadaşlar. Yani burada önemli olan ya böyle mastar-ı müevvel dediğimiz en ve muzari fiil getirilir veyahut da direkt mastar getirilebilir. Aynı vazifeyi gösteren mastar kullanılabilir. Demek ki her iki tarafı da çekiyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. İstata'yı ayrı çekeceğiz. En yektübeyi ayrı çekeceğiz. Tabii buna alışmak biraz zaman alır. Benim size tavsiyem en az 5 tane fiilin mazisini, muzarisini defterinize yazarak yapmanız. Çünkü Rabbimiz ne buyurdu? Alleme bil kalem, değil mi? Kalemle öğretti manasında. Hani Alak suresinde geçiyor. Onun için öğrenmenin yolu demek ki yazmaktan geçiyor. Böylece canımız da sıkılmaz. Hemen başka şeylere de kaymayız. Elimizde meşgul olunca Allah'ın izniyle. Evet, şimdi hep beraber okuyalım arkadaşlar. Benimle beraber siz de tekrar edin. İstata'a en yektübe. İstata'a en yektuba. İstata'u en yektubu. İstata'at en tektübe. İstata'ata en tektuba. İstata'ne en yektübne. Şimdi bu iki satırı 5 kere tekrarlayalım arkadaşlar. Ondan sonra muhataba geçelim. İsterseniz ilk önce istetaa fiilini çekin. Çünkü hani arttırılmış bir fiil. Bakın burada kırmızıyla özellikle ben işaretledim. Ne farkı var? İstetaa, 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 istetaa,
İşte ta ne oldu? Niye öyle oldu? Bakın, hani burada bu t'nın uzatması vardı. İşte ta ne denemeyeceği için Arapçada kaide nedir arkadaşlar? Eğer uzatmadan sonra ta, bakın burada, uzatmadan sonra cizim gelirse o uzatma düşer kaide gereği. Çünkü rahat okuyamayız da ta ne diyemeyiz. Onun için ilk önce bunu bir arkadaşlar çekin, çekmeyi böyle birbirimize arkadaşlarla yapalım veya kendi kendimize yapalım. Nasıl çalışıyorsak işte ta ne en yektüb ne oldu böylece. Yani bunu ayrı çekersiniz baştan, sonra birleştirirsiniz. 5 tane fiilde de yazarak yaparsanız Allah'ın izniyle mesela hallolmuş olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor. Birazdan ayet örnekleri de vereceğiz. İstetâne en yektübne. Ha, bu hale geldikten sonra, istetâne olduktan sonra, hani mesela ketebne dedikten sonra ne yapıyorduk? Hani basit fiillerden örnek veriyoruz. Ketebne, ondan sonra ketepte, ketebtüma, ketebtüm devam ediyordu aynı minvalde. Bu da öyle. İstetâne dedikten sonra istetâte, istetâtüma, istetâtüm, istetâti, istetâtüma, istetâtünne, istetâtü, istetâna, istetâna şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapabildiğimiz bol bol tekrarla bu da çok rahat aklımıza girer Allah'ın izniyle. Bakın ne demiş olduk yukarıda? İstetâ'a en yektübe o yazabildi. İstetâ'a en yektübe o ikisi yazabildi. İstetâ'u en yektubu onlar yazabildiler. Böylece ne oldu? Üst kat erkeklere, alt kat bayanlara olmuş oldu. Tabi bunu mesela burayı kapattığın zaman bunu söyleyebiliyor musun? İçinden baktığın zaman bunu mesela sadece buna bakıyorsun diyelim. Bunu söyleyebiliyor musun? Bunu iyice kafamıza yazana kadar arkadaşlar tekrar edeceğiz. Yani Arapça dil öğrenmenin yolu tekrardan geçiyor. Ama sonunda Kur'an'ı anlamak varsa biz bu tekrara ulaşıncaya kadar aynı zamanda sevaba da giriyoruz arkadaşlar. Ameli salih, yani iyi şeyler yapıyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi gelelim muhatap muhataba, yine hep beraber tekrar ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. İstetâte en tektübe, istetâtüma en tektuba, istetâtüm en tektubu, istetâti en tektubi, istetâtüma en tektuba, istetâtünne en tektübne. Ne demiş olduk? Yukarıda istetâte en tektübe derken erkeğe sen yazabildin. İstetâti en tektübi derken bayana sen yazabildin demiş olduk. Yani burası tektübi ne idi? Biliyorsunuz nunlamalar mastarını hani mansup yapmak için harekeler ne yapılır? En'den sonra muzar geldiği zaman hareke ötre varsa üstüne çevrilir. Nunlamalar varsa gaibe cemi müennesler hariç ve muhataba cemi müennes, daha doğrusu cemi müennesler hariç hepsinden nun düşmüş olur sonunda nun olanlar. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar bunu da bol bol tekrar edelim başka fiillerle ve birbirimize. Evet, mütekellim hem erkek hem kadın aynı şeyi söylediği için burası tek satır. İstetâtü en ektübe, ben yazabildim. İstetâna en nektübe, ikimiz yazabildik. İstetâna en nektübe, bizler yazabildik. Demek ki arkadaşlar şurada hani şaşırabiliriz. Hani burada bakın istetâne dedikten sonra gerisi aynen geliyor. Aynı minvalde devam ediyor. Bakın uzatmadan sonra cezim geldiği zaman illet harfinin düşeceği kaidesini hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar. Peki hani gaybe cemî müennes nununda böyle bir durum olmuş. Gerisi aynı seyri devam ediyor diğer mazi fiillerde olduğu gibi. Şimdi tabii bu arttırılmış fiil, bunun örnekleri böyle arttırılmış fiillerin çekim örnekleri ileride gelecek. Ama şimdilik bunu bir ezberleyelim. Gelecek derslerde de evet ya bunu falanca yerde görmüştük zaten deyip daha da kolay
ezberleme durumumuz olacak. Şimdi muzari yeterlilik arkadaşlar, istata, ayestatı dedik ya, hani burada bakın istatatu en ektübe, ben yazabildim. Niye? İstata'a mazi olduğu için. Ama yestatı'yı o dersek, muzarat harfiyle başlamış. Ne yapıyoruz? Yestatı'yı bir taraftan çekiyoruz. Bir de en yektübe kısmını bir taraftan çekiyoruz arkadaşlar. Yani tabii en yektübe de eklenebilir. Aynı vazifeyi gösteren mastar da kullanılır. Diğer şimdi ayet örneklerinde göreceğiz. Bunlar da muzari olduğu için ebilir, abilir, işte yazabilir, gidebilir, yapabilir, yapabiliyor manasını vermiş oluyor. Yasatı o en yektübe yazabiliyor, yazabilir manasında. Bu da tabii yastatı en yektübe de kullanabilir. Yastatı ul kitabete de kullanabilir arkadaşlar. Aynı mana olmuş olur. Yastatı ani en yektuba, o ikisi yazabilir. Yastatı une en yektubu, onlar yazabilirler. Burada da arkadaşlar çekim tablosu var. Yani vakitten kazanmak için size bırakayım diyorum ama hadi beraber çekelim aslında. Evet. Yastati'u en yektübe, yastati'ani en yektuba, yastati'une en yektubu, testati'u en tektübe, testati'ani en tektuba, yastati'ne en yektubne. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi yastati'ne dedik. Burada bakın yastati'u fiili, hani yektubne de yaptığımız gibi veya yeclisne de yaptığımız gibi fiilin son harfini cizim yapıp ne ekliyorduk. Şimdi yestatîne olamayacağı için, o aradaki hani uzatmadan sonra cizim geldiği için o uzatma düştü. Yestatîne oldu. Yestatîne demiyoruz yani. Evet. Yastatikne en yektümlü, orta tarafta yazılan Türkçe hem yukarıya hem de aşağıya ait gayip gaybe kısmı bu şekilde. Gelelim muhatap kısmına. Tastati u en tektübe, sen yazabilirsin. Tastati ani en tektuba, ikiniz yazabilirsiniz. Tastati une en tektubu, sizler yazabilirsiniz. Tastati ine en tektubi, sen bayan yazabilirsin. Hani tektübine diyorduk ya, ya da teclisine, bu da öyle. Testatiyine. Tektübine diyorduk. Onun enden dolayı düştü. En tektübi, sen bayan yazabilirsin. Testatiyani en tektuba, siz iki bayan yazabilirsiniz. Testatine en tektübne, siz bayanlar yazabilirsiniz. Bakın buraya dikkat. Evet. Mütekellim hem erkek hem kadın aynı şeyi söylüyordu. Estatiu en ektübe, ben yazabilirim. Nestatiu en nektübe, ikimiz yazabiliriz. Nestatiu en nektübe, bizler yazabiliriz. Evet, gaybe ve muhataba cemi müenneslerde gördüğünüz gibi uzatma harfinden sonra yani cezim geldiği için o uzatma düştü. Uzatan illet harfi düştü. Evet, peki olumsuz şekilleri yok mu? Burada uzatan Y harfi düştü. Uzatan Y harfi düştü. Şimdi burada olumsuz şekiller arkadaşlar nasıl yapılır? Mestata'a en yektübe. Bakın bu ma olmasa istata'a en yektübe, yazabildi. Hani mazi olumsuz yaparken ma getiriyorduk. Böylece ne oldu? Mestata'a en yektübe. Hepsinin başına bir ma getirirsek nefye hal, yani şu anda yazamadı olmuş olur. Çünkü yazabildinin olumsuzu yazamadı. Ha, ma getirdiğimiz gibi cahtı mutlakla da yapabiliriz. Hani istata'a yestatî'u. Lem yestati, yestati o lem ne yaptı? Muzari fiilin sonunu cezim yaptı. Onun için aradaki uzatma düştü. Lem yestati en yektübe, yazamadı. Bu ikisi de aynı manada. Arkadaşlar mazi olumsuz, diyelim ki muzari olumsuz yapacağız. La yestati o en yektübe, yazamıyor
Mesela aynı şekilde tekyidi nefi istikbal len yestati'a en yektübe yazamaz, yazamayacak, asla yazamayacak da deniliyor arkadaşlar. Evet. Lemma yestati en yektübe, bu lemma neydi? Henüz. Lemma yestati en yektübe, henüz yazmadı. Çünkü lemma ne yapıyordu? Muzarının önünde geldiği zaman mazi olumsuza çeviriyordu. Hani lemma yektub, henüz yazmadı demekti sonu cezimli olan, hatırlayalım. Evet, bir iki de ayet örneğinden bakalım. Ma kânû yestatî, estağfirullah, aman, bismillahirrahmanirrahim. Ma kânû yestatî'ûne's-sem'a ve ma kânû yubsirûn. Ma kânû yestatî'ûne. İstata'a yestati'u, bakın nasıl oldu arkadaşlar, önüne kâne aldı. Yestati'une çekildiği için kâne de çekildi. Ma kânû yestati'une sem'a, işitemiyorlardı, duyamıyorlardı, kulak veremiyorlardı. Ve ma kânû yubsirûn, görmüyorlardı. Neyi görmüyorlardı? Gerçeği görmüyorlardı. Hakkı işitmiyorlardı. Hani kulakları var ama işitmiyorlar, gözleri var. Hakkı görmüyorlar, gerçeği görmüyorlar. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar en yesma'u da diyebilirdi. Ama onun yerine direkt mastar da getirildiğini söylemiştik. Evet. Çok önemli bir şey daha var. Bakın Kehf suresi 97. ayet. Femesta'u en yazharuhu ve mestata'u lehu nakben. Arkadaşlar burada ne görüyoruz? Bakın femesta'u. Şimdi istata'a yestati'u idi değil mi? İstata'a. T gitmiş. Evet, Kur'an'ın yazılışı hep böyle, başından beri böyle yazıldığı için hiç dokunulmamış. Öylece nasıl yazıldıysa arkadaşlar bugüne kadar öylece gelmiş. Onun için şu anda da kimse dokunmuyor. Nasıl yazıldıysa Peygamberimiz zamanından bu yana bu şekilde geliyor. Evet, femesta'u demek ki kısaltma bakımından böylece femesta'u, t'si gitmiş bir şekilde femesta'u, aslı femestetau. Arkadaşlar güçleri yetmedi. En yazharuhu, aşamadılar. Yani burada bakın, şuradaki zahara, yazharu, zuhuran fiili hangi manalara gelir? Üstüne çıkmak, aşmak, zahir olmak, ortaya çıkmak, gözükmek. Şimdi femestau en yazharuhu, onu aşamadılar. Onu geçemediler, üstüne çıkamadılar. Hani Zülkarneyn hadisesini hatırlayın. Yecüc ve Mecüc onu aşamadılar diyor. Ve hani yaptığı seti devam ediyor ayet. Bakın en yasaruhu ve mestetau lehu nakben. İstata'a yestetiu, bakın mazi. Ve ma gelmiş başına, olumsuz. Ve mestetâ'u lehu nakben. Nakben ne demek? Delmek demek. Nakabe yenkubu nakben. Bakın mastar olarak geldi. En yenkubu yerine nakben dedi. Mastar olarak. Yani onu delemediler. Yani delip geçemediler. O seti hem aşamadılar hem de onu geçemediler diyor Rabbimiz. Evet. Buradan bir tane daha yapalım. Maide 112. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlel havariyyûne. İz bir zamanlar, hani geçmişten bir sahne olduğu zaman iz geliyor. Kâlel havariyyûne. Havariler dedi ki, iki nokta üst üste. Ya İsa, ey İsa. Ya İsa ibne Meryem.
Ya İsebne Meryem'e, ey Meryem'in oğlu İsa, hel yestati'u rabbuke en yunezzile aleyna maideten mines sema. Şimdi inceleyelim. Hel soru harfi. Hani bu şahıs isimlerini hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya İsebne Meryem'e derken Meryem'in oğlu İsa. Hep böyle bu şekilde Meryem'in oğlu İsa, hani Allah'ın oğlu değil Meryem'in oğlu İsa şeklinde geçer. Burası muzafunli, aslında esre olacaktı. Esre yerine fetha konulur. Gayrimunsarif olduğu için gayrimunsarif konusunu adım adımdan bulup inceleyebilirsiniz. Esre yerine üstün alan kelimelere gayrimunsarif kelimeler deniliyor. Niye böyle? Çünkü Meryem kelimesi Arapçaya dışarıdan girmiş kelimeler. Dışarıdan giren kelimeler gayrimunsarif kabul ediliyor. Hel yastati'u rabbuke? Rabbinin gücü yeter mi? En yunezzile. Nezzele yunezzile. Enden dolayı sonu üstün. En yunezzile indirmeye. Rabbin güç yetirir mi? İndirmeye. Aleyna bize. Maideten bir sofra, mine semai gökten bir sofra bize indirmeye Rabbin güç yetirebilir mi? İndirebilir mi? Rabbin indirebilir mi? Bize gökten bir sofra diyorlar. Evet arkadaşlar, aynı şekilde burada da bakın la yastati'une lehum nasran diyor. Yani herhangi bir şekilde yardım edemezler onlara. Vela enfusahum yansurun, kendilerine de yardım edemezler, yardım etmezler. Bakın putlar kendilerine yardım edemiyor ki, hani onu o taptıkları heykeller hani bir çekiç darbesiyle kırılabiliyor. Kendilerine yardım edemeyenin başkasına nasıl yardımı olacak? Bunu, bu ince düşünceyi dahi insan enteresan bir şekilde akletmiyor. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar Araf 192 la yastati'un lehum nasran, yani en yansuru da diyebilirdi. Aynı manaya gelen mastar kullanıldı. Nasara yansuru, la yastati'un lehum, onlar için yardım etmeye güçleri yetmez. O ortak koştuklarının ve la enfusehum yansurun, aynı şekilde yani başa getirmiş mefulü, bakın la yansurune enfusehum, yani kendilerine de yardım etmez, ama vurgu için görüyor musunuz, bakın kendilerine, nefs çoğulu enfusehum, kendilerine başa alınmış. Gene la nefi olumsuzluk harfi, kendilerine de yardım etmez, yani ne onlara ne de kendilerine ne onlara yardım edebilir ne kendilerine herhangi bir yardımları olur dedi. Arkadaşlar 23 dakika olmuş. Aynı manada bir de hani bunu da anlayabilirsiniz diye düşündüm, ama isterseniz bir tane kalmış, onu da yapıverelim. Yasin suresinin 50. ayeti. Fela yastati'une tavsiyeten. Yani vasiyette bunu. Vassa yuvassi tavsiyeten. La yastati'une tavsiyeten. Güçleri yetmez vasiyette bulunmaya. Vasiyet edemezler. Fe artık, yani ölüm anında güçleri yetmez tavsiyeye. Ve la ila ehlihim yarci'un. Aynı şekilde ailelerine de dönemezler. Raca'a yerci'u buradaki. Yani la yerci'une ila ehlihim, ama takdim tehir vurgu için, yani ailen diye bir şeye artık geri dönüşün yok diyor. Ölüm anında herhangi bir şeye vakit bitmişse arkadaşlar, demir almak günü geliyor bu dünyadan. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım bilemedim. Burada acaba, bence siz yapabilirsiniz. Uzatmayalım. Hani sizi sıkmak da istemiyorum. Bakın istata ayestatı ile
bu yapılan yeterlilik fiili, hani kadara kudreti yetmek, kadir olmak, gücü yetmek, bununla da yapılır. Kadara yakdiru, yani istata'yı istatü'yü koyacağımız yerlere kadara yakdiru, yani gücü yetti, kadir oldu fiilin çekimi getiriliyor. Yani geri kalanda da herhangi bir değişiklik olmuyor. Bakın burada durdurayım ben. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bakın, kitabınızdan da alıştırmaları mutlaka yazarak yapın arkadaşlar. Yazmak çok önemli. Bakın, kadara en yektübe, kadara en yektuba, kaderu en yektubu. Görüyor musunuz? Hani her iki tarafta çekilmiş oluyor. İsterseniz önce birini, sonra birini çekin. Hani şey yapana kadar, alışana kadar. Sonra hep beraber bir daha arkadaşlar çekin. Mesela kaderte en tektübe, sen yazabildin. Kaderti bayana, kaderti entektübi, sen yazabildin. Bunu yazmanızı, yazarak çalışmanızı rica ediyorum. Aynı fiilin arkadaşlar bu sefer muzari versiyonu var. Yakdiru en yektübe, o yazabilir. Yakdiru en yeclise, o oturabilir. Yakdiru en yeşrabe, o içebilir. İçebiliyor, okuyabilir, okuyabiliyor. Arkadaşlar bunları da bakın durdurup buradan aynısını yapmaya çalışın. Yerine başka fiiller koyarak da çekmeye çalışın. Kur'an'ı anlamak içinse bu yolda biz vakitlerimizi harcayalım, değil mi? Başka boş işler yerine hem de kaydımıza sevap olarak artı hanemize geçer inşallah. Evet, bakın, yakdiru o güç yetirir, akdiru ben güç yetiririm, akdiru en ektübe, ben yazabilirim. Bakın, takdirine en tektübi, sen bayan yazabilirsin, senin yazmaya gücün yeter. Şimdi ne şekillerde görebilirsiniz ona da bakın arkadaşlar. Mesela muzari yakdiru, bunların başına s de gelebilir, sefe de getirilebilir arkadaşlar. Bakın, se akdiru en ektübe, ben yazabileceğim, yazmaya gücüm yetecek. Sefe takdirune en tektubu, sizler yazabileceksiniz, sizin yazmaya kudretiniz yetecek. Sen nakdiru en nektube, dersena mesaen, dersimizi akşamleyin yazabileceğiz. Niye? Se gelecek zaman verir. Bakın bir de ayetlerden örnek. En'am 91. Ve ma kaderullâhe hakka kadrihi, yani Allah'ı kadrinin, şanının, kudretinin hakkıyla takdir edemediler, tanıyamadılar, hakkına güçleri yetmedi, gereği gibi takdir edemediler. La yakdirune, güçleri yetmez, mimma kesebu, kazandıkları şeylerden, ala şeyin, herhangi bir şeye. Bakın bu tarzda da gelebilir arkadaşlar, illa hani arkasından mastar gelmemiş ama fiilin kendisi zaten gücü yetmek manasında, kudreti yetmek manasında mastar gelmemiş diye düşünmeyiz yani. La yakdirune, güçleri yetmez. İbrahim 18'de geçmiş. Evet, bir başka not arkadaşlar, istata'a yestati'u yerine emkene yumkinu, yani mümkün olduğu fiili konulup da bu tarzda fiillerde hani kullanılmış görebilirsiniz. Bu da neyin nesi demeyin. Mesela yumkinu, sabit kalmak suretiyle gerekli zamirler eklenerek de hani söylenebiliyor. Mesela şöyle bir soru geliyor, ondan sonra hani bunu kullanabiliyorsun. Mesela hel testatiu en tarife suka, çarşıyı bilmeye gücün yeter mi? Yani bu ne demek, çarşıyı bilebilir misin? Nam yumkinuni en arifeha, evet evet, onu bilmem bana mümkün, yani onu bilmem mümkün. Yumkinuni, yumkinuhu, ona mümkün. Yumkinuhum, bunu hepsini, bütün zamirleri ekleyebilirsiniz. Hel tastati'ine en tahfazi hazel vacibe, bu ödevi ezberlemeye gücün yeter mi? Bayana soruyor bakın.
Yani bu ödevi ezberleyebilir misin? Ne'am yumkinuni hıfzuhu. Evet, onu ezberlemem bana mümkün. Hel testati'ani, ikiniz gücünüz yeter mi? En tüşahida hazihi surete, bu resmi görmeye gücünüz yeter mi? Yani ikiniz bu resmi görebiliyor musunuz? Ne'am yumkinuna müşahedetuhuma. Evet, onu görmemiz bize mümkün. Tabi burada yumkinuna derken arkadaşlar fiile birleşen na meful oldu. O görülen şey de fail olduğu için bu merfu olarak geliyor. Bakın müşahedetüha, onu görmem mümkün. Bakın hıfzuhu, onu ezberlemem mümkün gibi. Arkadaşlar bu örnekleri bakın yapmaya gayret edelim. Ne şekillerde olmuş, alıştırmaları da yapmaya gayret edelim inşallah. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bu videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, haber vermeyi unutmayın. Çok değerli arkadaşlar, sevgiler, saygılar.